Değerli bir siyaset adamını konuk etmek istiyorum. Sayın Hasan Subaşı 10 yıl Antalya'yı yönetti, belediye başkanlığı yaptı 89-99 arası. Şimdi de İyi Parti Antalya milletvekili. Hem de bu fezlekelerin görüşüleceği o karma komisyon dediğimiz komisyonun üyesi. Kendisi İyi Parti'den orada üyelik yapıyor. Sayın Subaşı hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Evet, biz bir girişte Hasan Bey neyi konuştuk? Biraz siyasetin dilini konuştuk. Yani siz eskiden tabii böyle merkez sağdan da geldiniz. DYP'de siyaset yaptınız. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir üslubu vardı. Yani o dönemki siyasetin diliyle şimdi ne değişti? Çok çok düşünüyorum. Benim ailem eski Demokrat Partili. Amcam Antalya milletvekilliği yapmış Demokrat Parti'den iki dönem. Hı hı. Babam ilçe başkanlığı, il başkanlığı. Hep anlatırlardı o dönemi. Ve hayranlıkla, gıptayla izlerdik, dinlerdik. Sonra bizim dönemimiz geldi. Adalet Parti dönemi. Adalet Parti'de de Süleyman Demirel rahmetli anıyorum, şükranla anıyorum. O beni siyasete dahil etmişti ve 89'da aday olmamı istemişlerdi. Evet. Ondan sonra ben onları gördüm, rahmetli Ecevit'in nezaketini ve diğer genel başkanların, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Türkeş'in. Siyasetin bir estetiği vardı, bir nezaketi vardı, bir nezaket dili vardı. Evet. Ama gittikçe Doğru Yol Partisi döneminde bunu artık o dönemde kısmen kaybolmaya başladığını görmüştük. Şimdi de şu günlerde, şu yıllarda da artık tümüyle dil değişti. Dil çok sorunlu bir kavga dili haline geldi. Siyasetin dili bozulduğu zaman her şeyi sarsar. Toplum düzenini bozar, hukuk düzenini bozar, adaleti bozar, ekonomiyi bozar. Çünkü siyasetçi takip edilen, önder olması, örnek olması gereken kişilerdir. Halk da her şeyiyle takip eder, hatta taklit eder. Değil mi? Onun için çok önemlidir. Ama maalesef şu son yıllarda gördüğüm inanılır gibi değil yani. Değil mi? Hakaret, sözcüklerin içeriği de aslında tahrip edildi. Hakaret dili haline geldi yani. Evet. Peki, buradan tabii geçmişte böyle farklı bir siyasi iklimde yaşamış Hasan Subaşı yani ne önerir? Yani siz mesela partinizde de konuşuyorsunuzdur. Burada bu gerilimi azaltmanın imkanı var mı? Yani siyasetçiler bireysel olarak yani başka bir dil tutturma konusunda biraz şey yapsalar, kuvvetlenseler acaba değişir mi? Yoksa bu hakim dil iktidarın ve daha güçlü olanların dili böyle olunca aşağı kadar o da böyle gidiyor yani. Şimdi tavsiye ve telkinle ne kadar olur doğrusu bilemiyorum ama ben hiç değilse 40 yıldır siyasette bulunduğum dili, uslubu, çizgimi aynen sürdürüyorum. Yani bir tavrımızla, yine şeyimizle, her siyaset yapma biçimimizle biz bunu sürdürerek tavrımızda ve davranış biçimimizde belki göstermiş oluyoruz. O önemli bir şey yani, tavsiye ve telkine nazaran. Ama tabii ki konuşmalarımızda, tavsiyelerimizde de bu dilin en azından ne kadar sorunlu olduğunu, yanlış anlaşıldığını ve bu sorunun toplumu bölmekte ve kutuplaşmasında kolaylık sağladığını, kutuplaşmanın da ne gibi sorunlar yaratabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Hele şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık doğrudan bir cereyan çarpmış gibi çarpıyor toplumu. Çünkü devletin birliğini, bütünlüğünü sağlayan anayasal kurumlar arasında uyumu sağlamakla görevli, hatta tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanının devletin en başında temsil ederken kullandığı dil toplumu derinden sarsıp cereyan sarsmış gibi oluyor. Ve toplum demek ki bir yeminin, andın, sözlerin, anayasanın, hukukun önemi yokmuş, değeri yokmuş gibi bir algı da yaratıyor üstelik.
Evet. O zaman bu algı anayasasızlığı, hukuksuzluğu da yanında sürüklüyor ve toplumu çok derinden etkiliyor. Yani bu sadece bir travma değil, her alanda toplumu ve devleti etkileyen şeyler bunlar. Onun için bundan nasıl düzeliriz, nasıl kurtuluruz? Tabii bir sistem sorunu haline geldi. Dille de o bütünleşti ve toplumu gerçekten hırpalıyor, sarsıyor ve toplumun psikolojisi bozuldu. Bakın son 10 yılı inceleyin. Kadın cinayetinde, şiddette, tecavüzde, darpta, her konuda suçların 5-10 kat arttığını görürsünüz. Tabii cezaevleri yetmiyor. Cezaevleri yetmiyor değil mi? Tabii. Ve sürekli polis ve bekçi alındığını görürsünüz devlete. Binlerce, on binlerce. Yani bir yere gidiyoruz ve bunu biz irdelemiyoruz hala. Ve bir şeyi karıştı. Neden? Nedenselliğini araştırmıyoruz. Yani ne oluyoruz Türkiye'de? Yani adım adım göstere göstere bir takım şeyler maalesef. Artık görüyoruz, herkes görüyor, doğru, adeta doğru. Gözümüze sokuluyor bu tür şeyler, yani gariplikler.